Gaziantep'te yakınını tedavi etmek için hastaneye getiren 3 şahıs hastaya müdahale eden doktoru darp etti. Olay sonrası saldırıya uğrayan doktor iş göremezlik raporu alırken hastane acil servisi bir süre hizmete kapatıldı. Olay bugünkü nöbetimde saat 8.30'da cerrahi müdahale odasında 2 adet delici kesici aletle yaralanan hastam vardı, bıçaklanma. Onlara müdahale ederken izinsiz olarak birisi odaya girdi. Odaya giren şahsa içeride hasta olduğunu söyledim. Kendisinin de hastası olduğunu, acil olduğunu öyle söyleyince ben de merak ettim. Sordum hastanızın neyi var. Hani gözüne damla damlatacakmış, sonradan sorunca öğrendim. Gözünü kaynak ışığı almış, onun için alkain damla yazmış arkadaşlar. Ben de içerideki hastaların müdahalesi bitince alacaklarını söyledim. Kapıyı kapattı. Ben sonrasında müdahale sonrası adli raporları yazmak için deske geçtiğimde aynı hasta yakını bu sefer diğer doktor arkadaşı darladı. Hani ona da sert bir dille hastasının acil olduğunu, almadıklarını. Ben de diğer doktor arkadaşa hitaben durumu beyefendiye izah ettiğimi söyledim. İçeride iki hastamın olduğunu, zaten cerrahi müdahale odamızda iki yatak var. Müdahaleleri sonrası diğer hastaları alınacağını izah ettiğimi söyleyince bu sefer bana sen kabadayı mısın, boş konuşuyorsun, gevezesin gibisinden hakaret etmeye başladı. Ben de kabadaylık yapmadığımı, gevezelik yapmadığımı, durumu izah ettiğimi söyleyince bu sefer küfür etmeye başladı. Başta tek bir şahıs gördüm ben. Bana bağıran, küfür eden tek bir şahıstı. Tam ona yöneldim. Ben de hani olayın verdiği gerginlikle o tarafa yönelince arkadan başka birisi küfür etti. Görmedim. Daha dönmeye fırsatım olmadan arkadan darp edildim. O sıra dudağım açıldı. Dudağımda bir kanama oldu ufak. Kendimi kurtarmaya çalışınca bu sefer üstüme 4-5 kişi çullandılar. Keşke hiç yaşamasak. Hani meslek aşkımızı ne azaltmasa da işe gelirken ayaklarımızın biraz geri basmasına sebep oluyor. Hani bu süreç dediğim gibi keşke hiç yaşanmasaydı ama insan ister istemez etkileniyor. Ben şu an mesela alanda çalışmak isterdim ama böyle işlemlerle uğraşıyorum ne yazık ki. Bunu önlemeye yönelik çalışmaların hızlandırılması, takibinin arttırılması ve yapanların tekrarlamayacağı şekilde cezalandırılması. Şahıslardan şikayet. Şahıslardan şikayetim devam ediyor, evet.